Epey zamandır Türkiye'de faizsiz sertifikalar diye dillendirilen bir husus var. İslam aleminde de bu var. Bilhassa Malezya'da bu işin öncülüğünü yapan kuruluşlar var. Maalesef şimdiye kadar faizsiz, adı faizsiz ama kendi faizli olan bir takım yapılarla Müslümanların karşısına çıkıldı. Çok ciddi manada güven kaybı oldu. Son atılım da öyle büyük bir güven kaybını gerektirecek durumda. Beni asıl şaşırtan, şaşkınlığa uğratan şudur. Bu konunun yani İslam iktisadi dendiği zaman Türkiye'de ilk akla gelen iki isim şurada gördüğünüz iki kişidir. Türkiye'de ilk iki isim bu iki kişidir. Diğerleri bunlardan sonra gelirler. Fakat iktisatla ilgili olarak sadece bir kitabın yıllarca önce tercümesini yapmış olan bir kişiden fetvalar alıp çok yanlış yönlere yönlendirilen bir yapı var. Bu akşam o yapıyı inşallah birazcık irdelemiş de olacağız. Bugün sorulan bir soru sebebiyle. Şimdi tabii Servet Hoca'nın özelliği Malezya'da da 2 sene kaldı. Oradaki yapıyı da çok yakından öğrendi. Şu anda Türkiye bu yeni çıkardığı sertifikalarla birazcık Malezya tarafına yönelmiş gibi gözüküyor. Evet, şimdi kendisini dinliyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hocamızın da ifade ettiği gibi Türkiye uzun yıllardır bu faizsiz finans veya faizsiz finansal ürün konusunu tartışıyor. Tabii bu konu işte bugünlerde de yeni bir ürün, hazinenin çıkarmak istediği kira sertifikaları adlı yeni bir ürünle tekrar bu gündeme geldi. Bugün internet sitelerinde, gazetelerde öyle bir ürünün çıkarılmak üzere olduğu ve HSBC'nin Şeria Komitesi'nin bu konuya olur fetvası verdiği şeklinde haberler vardı. Bunun üzerine tabii yoğun sorular gelmeye başladı. Ve bu konunun bugünkü derse böyle korsan şeklinde de olsa bir gündem haline getirilmesi farz oldu. Bu konu, bu tartışmaların anlaşılabilmesi için çok kısa ben konunun arka planı hakkında bilgi vermek ve bugüne gelmek istiyorum. Malumunuz 1850'lerden sonra Osmanlı ve dolayısıyla İslam dünyası sürekli geriledi. Batılılar gitgide İslam ülkelerini işgal etmeye başladılar. Ve Birinci Dünya Savaşı ile de birlikte İslam ülkeleri, işte Türkiye, İran ve Afganistan hariç hemen tüm İslam ülkeleri Batılıların sömürgesi altına girdiler. Bununla birlikte Müslüman coğrafyada, Müslümanlar tarafından Batılılara karşı, Batılı mantaliteye karşı da bir reaksiyon da başladı. Yeniden bir canlanma, yeniden bir ihya hareketleri başladı. Bunlar ta 1900'lerin başlarına, hatta 1850'lere, 60'lara kadar gidiyor bunun geçmişi. Ve bu yeniden şahlanma, yeniden ihya hareketlerinin temelinde de şu yatıyordu. Şöyle bir sloganları vardı. Yeniden Kur'an'a ve sahih sünnete dayalı olarak bir İslami düşünceyi canlandırmak ve Mehmet Akif'in ifadesiyle asrı Kur'an'dan alarak ilhamı söyletmeziyiz asrın idrakine İslam'ı. Yani Kur'an'a dayalı, sahih sünnete dayalı yeni bir İslami anlayışı tekrar gündeme getirir, tekrar buna döner isek bu Batılıların sömürgesi altından kurtuluruz düşüncesi gitgide yaygınlık kazanmaya başladı. İşte bu yeniden İslam'a dönmeliyiz düşüncesinin
diyelim ki 1000 tane maddesi varsa bu maddelerden birisi de iktisadi alanda da, iktisadi anlayış, zihniyet, düşünce anlamında da İslam'a yönelmeliyiz, İslam'a dönmeliyiz idi. İktisat derken de en önemli maddelerden birisi faiz idi. Ve dolayısıyla varılan sonuç, biz faizsiz olarak kendi ürünlerimizi, kendi kurumlarımızı yeniden geliştirip, kurup, batıya karşı, onların sermaye birikimine karşı iktisadi anlamda finansal kuruluşlarımızla, finansal ürünlerimizle mücadele etmeliyiz. Eder isek tekrar eski hürriyetimize, bağımsızlığımıza kazanırız düşüncesi yaygınlaştı. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte İslam ülkelerini bağımsızlıklarını kazanmaları ile birlikte bu faizsiz finansal ürün meselesi artık pratiğe aktarılmaya başlandı ve uzatmıyorum, 1963 yılında ilk defa Mısır'da faizsiz banka kuruldu. Bu düşünce gitgide yaygınlaştı. 1970'lerden sonra bütün İslam dünyasında kendi adları faizsiz olan çok sayıda finansal kurum ve dolayısıyla bu finansal kurumların uygulamaları, faizsiz finansal ürün dediğimiz ürünler yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye'de de bu tartışmalar geçmişten beri devam ediyor. Hatta Türkiye'de bu az önceki bahsettiğim tarihten daha çok öncesine, Osmanlı'nın ilk dönemlerine kadar gidiyor. Çünkü para vakıfları olayı var. Para vakıflarının yapmış olduğu işlemlerin caizliği meselesi var, tartışmaları var. Fakat Türkiye'ye günümüze geldiğimiz zaman bu tartışmalar 1980'lerde netice vermeye başladı. İlk defa 84'te ilk faizsiz finansal finans kurumu diyelim kuruldu. Şöyle belki slayttan bakmak isteyenler olursa ben de biraz kopya çekeyim hem de. Türkiye'de ilk defa 1984'te özel finans kurumları ortaya çıkmaya başladı. Yani faizsiz finansmanla ilgili ilk adımlardan birisi özel finans kurumlarının kurulmasına izin verilmesi ve kurulması idi. İkinci olarak yine Türkiye'de bu konuyla ilgili ortaya çıkan ürünlerden birisi gelir ortaklığı senetleri denen bir sertifika, bugünkü anlamda sertifikalar çıkarıldı merhum Özal tarafından. Üçüncü olarak işte bu gelir ortaklığı senetlerinin sanki bir benzeri niteliğinde gelire endeksli senetler çıkarıldı. Ne zaman? 2009 yılında. 2009 yılında bu senetler çıkarıldığı zaman bunlar faizsiz olduğu ileri sürüldü ve faizsiz olduğuna dair Türkiye'deki muteber, meşhur hocalarımız tarafından fetvalar verildi ve biz o günden itibaren her vesileyle bunun faizli olduğunu söyledik. Ve nihayet 2001 yılının sonunda bunun faizli olduğu sonuçta 2011 yılında önce yurt dışından daha sonra da yurt içindeki buna faizsizdir diyenler tarafından faizli olduğu kabul edildi. Böyle oldu ama gerek finans kurumları gerekse hazine, devlet bu kağıtlara dayalı olarak birçok yükümlülük altına girmişler idi. Dolayısıyla bunlar eğer faizli ise bunların alternatifi faizli yeni bir ürün icat etmek gerekiyor idi. Faizsiz yeni bir ürün icat etmek gerekiyor idi. İşte bunun çalışmaları, uzun uzun tartışmalar yapıldı ve en sonunda bugünlerde işte bugünkü internet sitelerinde gördüğümüz üzere hazine kira sertifikaları adlı yeni finansal ürünler diyelim piyasaya sunmak üzere hazırlanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte gazeteler yazıyor, televizyonlar bunu duyuruyor ve yurt dışındaki işte HSBC'nin fetva heyeti ne demek ki? HSBC değil, karıştım ya. HSBC. HPS. HSBC'nin şeria, evet HSBC. HSBC'nin şeria komitesi. HSBC'miş. İslami Banka HSBC'dir ve Citibank'tır. Çünkü bunun az önceki anlattığım bu işte çok hızlı geçtim bu finansal ürün meselesinde. Müslümanlar 1850'den sonra batılı müstemlekecilerin
karşısında çeşitli alanlarda mücadele etmeliyiz. Bu mücadele alanlarından birisi de iktisadi alandır diyerek kendi ürünümüzü, kendi kurumlarımızı ortaya koymalıyız diye mücadele ettiler. Fakat en son yine batılı en büyük finansal kuruluşlar, ya siz böyle bir şey mi diyorsunuz? Aa, gelin bizim çatımızın altında bu işleri yapın diyerek İslami sermayeyi yine kendi nasıl diyelim patronajına çekmeye başladılar. Şu anda dünyada dediğim gibi en büyük İslami finansal kuruluşlardan birisi Citibank, birisi de HSBC. İşte bu HSBC'nin Bahreyn'deki kurumu, orası HSBC Islamic Investment Bank, buranın şeria komitesi var. Şeria komitesi 3 kişiden oluşuyor. Birisi Nizam Yakubi, birisi Muhammed Ali El-Kari, birisi de İmran Osmani. Bu üçü altında var, isimleri, imzaları var. Yani onu şu en son... Nizam Yakubi işte, varsa evet, gerisine gerek yok. Evet, şunlar Nizam Yakubi, Muhammed El-Kari, Muhammed İmran Osmani denen zatlar. Ve bu kişiler HSBC'nin şeria komitesi. Bu Taki Osmani'nin oğlu mu? Bilmiyorum. Ben bu adamı tanımıyorum. Bilmiyorum. Evet. Bu kişiler işte HSBC'ye ve diğer finansal kuruluşlara danışmanlıklar yapıyorlar. Ve bu ürüne de, bizim hazinenin çıkarmak istediği ürüne de, bugünkü haberler eğer doğru ise, faizsiz olduğu ve dolayısıyla korkmadan, çok rahatlıkla, hiçbir endişe duymadan bu ürünlere yatırım yapılabileceğine dair fetva vermişler. Peki, şimdi asıl gelelim bizim meseleye. Bu gerçekten faizli mi, faizsiz mi, nedir bunun işleyişi nedir ki? Yani bunu önce onun bir resmi görelim, ondan sonra da işin fetvasını biz de kendi fetva hocamıza soralım. Şimdi ekranı takip ederseniz, ekranda gördüğümüz üzere bir hazine var. Hazine. İkinci olarak hazinenin kendi kuracağı bir varlık kiralama şirketi var. Hazinenin bir yan şirketi olacak bu taslağa göre. Üçüncü olarak bir banka, birkaç tane bir tane bankalar olabilir. Bu işin operasyonel anlamda icra edebilecek olan bankalar. Mesela bunlardan birisi yine haberlerde geçtiği üzere Türkiye'deki Citibank. Ve bir de yatırımcılar. Bunlar devletler olabilir, büyük şirketler olabilir, normal yatırımcı bildiğimiz elinde sermayesi olup da bunu bir şekilde paraya, yatırıma yönlendirmek isteyenler olabilir. Dörtlü bir taraftan oluşan bir işlem. Ne oluyor? Olan ne? Bir, hazine, taslağa göre söylüyorum, mantığa göre söylüyorum. Bu hazine olmaz, X herhangi bir şirket de olabilir. Ama bu örneğimiz üzerinden hazine, kendisine ait herhangi bir gayrimenkulü, örneğin 1 milyar değerlik, 1 milyon dolar değerlik bir gayrimenkulü 5 yıl vade ile yine yandaki kurmuş olduğu şirkete satıyor. Yok, 5 yıl sonra geri almak. Evet, 5 yıl sonra geri almak üzere. Doğru. 5 yani yıl şu anda satıyor. Evet. Diyor ki bu şurada bir binam var. Bu binayı sana sattım 1 milyon dolara. 5 yıl sonra geri alacağım. Alacağım. Evet. Satıyor, varsayalım ki 1 milyon veya evet 1 milyon dolar. Peki bu varlık kiralama şirketi ne yapıyor? Bunu alıyor bu varlığı. Bankaya diyor ki, bu uzman kuruluşlara, bunu menkul kıymete çevir de piyasaya sat. Banka bunu menkul kıymete çeviriyor, para yatırmak isteyenlere, yatırımcılara bunu satıyor. İhraç ediyor, yatırımcılar da buna para sertifikaları alırken para yatırıyorlar. Alınan para bankaya gidiyor önce. Bankadan bu hazinenin kiralama şirketine ve kiralama şirketi de ana parayı 1 milyon doları örneğin hazineye aktarıyor. Zaten hazinenin amacı neydi? 1 milyon dolar, 1 milyar dolar veya ne kadarsa sıcak para elde etmekti. Bu şekilde parayı alıyor. Ama bu yatırımcılar bunu Allah rızası için yapmadılar. Bunların da bir gelir hedefi var, gayesi var. Bu nasıl olacak? Hemen ikinci tur diyelim, ikinci aşamaya geçiliyor. Otomatik olarak zaten baştan. Tabii bu baştan yapılırken tek bir metin üzerinde, bütün bunlar şöyle bir kağıt üzerinde. Bu aşamaların tümü altına imza attığınız zaman bütün bu çarka
imza atmış oluyorsunuz. İkinci aşamada varlık kiralama şirketi hazineden almış olduğu o gayrimenkulü tekrar hazineye kiraya veriyor. Zaten hazine örneğin kendi binasını, kendi çalıştığı binayı veya filan yerdeki hazineye ait araziyi. Yani önemli değil ne olduğu, önemli değil. Önemli olan bizzat gerçekten varlığın olması. Hazineye bunu kiraya veriyor. Peki kiranın bedeli nasıl tespit ediliyor? Gerçi taslakta o yok ama dünyadaki uygulamalardan hareketle söylüyorum bunu. Yani bu 1 milyar dolar diye düşünürsek, bu 1 milyar doların işte 6 aylık, 1 yıllık, sonuçta 5 yıllık getirisi ne olmalı? Dünya piyasalarında bunun getirisi nedir? Ona göre kira belirleniyor. Zaten bu piyasada açık artırma veya açık iskonto ile bu olduğu için şeyler, kira bedeli de ona göre belirleniyor. Onun için diyorum herhangi bir arazi, herhangi bir bina olabiliyor. Dolayısıyla kiraya verdi. Hazine ne yapacak şimdi? Hazine buraya belirlenen kirayı ödeyecek. Varlık kiralama şirketine. Varlık kiralama şirketi de bu kira bedellerini bankaya ödeyecek. Bu işi organize eden bankaya. Banka da bu gelirleri her 6 ayda bir veya 3 ayda bir vadelerle para sahiplerine bir getiri olarak ödeyecek. Ve bu 5 yıl böyle devam edecek. Para sahipleri 1 milyar yatırdılar. Her 6 ayda bir diyelim biz. Her 6 ayda bir, çünkü TL olursa farklı, dolar olursa farklı aralıklarla olduğu için net bir şey şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü henüz çıkmış değil net olarak. Millet parayı yatırdı. 6 ayda bir diyelim biz kira geliri aldılar. 5 yıl doldu. 5 yılın sonunda ne olacak? 5 yılın sonunda tekrar şimdi dikkat edelim. Şu en üstteki ok işaretine. Varlık kiralama şirketi hazineden bu 5 yıl önce diyelim 1 milyon dolara almış olduğu bu gayrimenkulü aynı bedelden geri iade ediyor. Yani geri veriyor hazineye, al diyor malını, geri satıyor diyelim, iade ediyor ve 1 milyon dolara alıyor. Peki ne yapıyor bu 1 milyon doları? Hazine 1 milyon doları veriyor. Bu 1 milyon dolar yine aynı kanal üzerinden yatırımcılara ana sermaye, yatırmış olduğunuz ana sermayeyi buyurun geri alın şeklinde dönüyor. Dolayısıyla sukuk dediğimiz olay dünyada da aslında, Malezya özellikle bunun merkezi Malezya, İngiltere'de bu yapılıyor, Dubai, Bahreyn vesaire buralarda bu çok yaygın şekilde kullanılıyor. Ve Türkiye'de bütün çeşitli konferanslarda, çeşitli seminerlerde, çeşitli özel görüşmelerde bakın Malezya'yı taklit etmeyin. Bakın Malezya işin ruhuna dikkat etmiyor. Bunlar bir takım hileli ürünlerle İslami boyasına boyayarak millete lanse ediyorlar ve bu da o ülkelerin itibarını sıfıra indiriyor, yerle bir ediyor demiş olmamıza rağmen yine bu bir anlamda Malezya'nın kopyası şeklinde bir sukuk uygulaması, ki buna sukuk deniyor ama Türkiye'de kira sertifikaları diye geçiyor. Böyle bir uygulama yapılmaya çalışılıyor. İşin fıkhi yönünü biz hocamıza bırakalım. Bu işlem Osmanlılar zamanında, Osmanlıların son zamanlarında yapılmaya başlanmıştı. Ona bey bil istiglal diyorlardı. Bey bil istiglal. İstiglal gelir getirmek. Gelir karşılığı satış. Şimdi şöyle yapılıyordu. Şimdi benim bir evim var. Paraya ihtiyacım var. Mesela 100 bin lira değerinde bir evim var. Bu 100 bin lira değerindeki evi birisine satıyorum. 100 bin liranın yıllık kira geliri şey faizi ne olacak? Diyelim ki %10'dan ya da %12. 12 bin lira yıllık. Evi satıyorum. Bir şartta ki evde ben oturmaya devam edeceğim. Ev karşı tarafın olacağı için ayda 1000 lira kira ödeyeceğim.
belli bir süre sonra da 100.000 lira verip evi geri alacağım. Yani satış yapıyorsunuz. Ama belli bir süre sonra satın almayı garantileyerek. Buna beybil istihlal deniyor. Böyle bir satış olur mu? Bu sadece faize kılıf uydurmaktan başka bir şey değil. Çok çirkin bir faiz uygulamasıdır. Şimdi deniyor ki işte evi sattık diyor. Karşı tarafın malı oldu. Tamam. Bana da kiraya verdi. Güzel. Güzel de satılan mal belli bir süre geri alınmak şartıyla satılır mı? Böyle bir satış var mı? Böyle bir satış olmaz. Beybil vefa diye daha önce uygulanıyordu ki Osmanlıların son zamanlarına kadar uygulandı bu. İşte bir malı satarlar. O mal satıcısına değil de başkasına kiraya verilirdi. Yani aynı ev satılır. İşte 2 sene sonra geri almak şartıyla satın alan kişi başkasına kiraya verirdi. Halk arasında bunu duymuşsunuzdur. Tarla, para faizsiz, tarla icarsız diye. Duydunuz mu? Ha, para faizsiz, tarla icarsız. Tarlasını adam satar birisine. Genellikle fiyatı 10.000 liraysa 5.000 liradan satar. Al der. Adam buna parayı verir. O 5.000 lirayı kullandığı sürece o da tarlayı kullanır. Sonra 5.000 lirayı verir, parasını alır. Faiz falan yok. Efendim deniyor, bu bir rehin aktidir. Rehin akdi ise rehinden gelir elde edilmez. Yani burada öyle bir şeyler, İslam öylesine zor şey yapılmıştır ki, istismar edilmiştir ki, Osmanlılar'da bu çok uygulanmıştır. Osmanlılar'da mesela para vakıfları vardır. Para vakıfları. Siz para vakfına gidersiniz. Borç istersiniz. Bana 1.000 altın borç lazım. Tamam, verelim. O 1.000 altın borcu size verir. Ama tabii parayı vermez. Onun senedini imzalattırır. Peki kaç tane olacak? Padişah Efendimiz genelge yayınladı, işte ferman yayınladı. Onu 11.5'tan fazla olmaz. Yani %11.5 faiz. Pardon, %15 faiz. Yok, %11.5 faiz, %15 değil. Şimdi onu 11.5, %15, yanlış söyledim. Yani 10 liraya 11.5 lira. %15 faiz. Padişahların çok genel şeyler, fermanları vardır. Ben İstanbul Müftülüğü Şeriyetçileri Arşivini 20 küsür sene yönettiğim için bunları çok sayıda görmüşümdür. Şimdi 1.000 altın borç alacağım. Orada seneti imzalarım. 1.000 altın seneye ödenecek. Peki kefilimi, rehinimi, ne lazımsa hepsini veririm. Peki ondan sonra orada bir Fetavai Ali Efendi diye bir kitap vardır. Çatalcı Ali Efendi'nin fetva kitabı. Şimdi el yazmasıdır. Onu satarlar. Bu kitabı sana bedelini 1 yıl sonra ödenmen şartıyla 150 altına sattım. %15'ti ya faiz. 1.000 altının 1 yıllık geliri 150 altın. 150 altına sattım. O da tamam, ben satın aldım der. Alır. Peki yok, parayı vermez. Bu kitabı bağışlarsınız vakfa. Bu kitabı ben vakfa bağışladım. Ondan sonra 1.000 altın alır gidersiniz, borcunuz 1.150 altındır. 1.000 altını borç karşılığıdır, haşa, faiz falan yok. 150 altın, o da kitabın bedeli ya, aldın kardeşim, satın aldın. Bağışladın, bağışlamasaydın. Bağışlamasan bana hiçbir şey vermeyeceksin ki. Şimdi sene doldu, ödeyemedim. Gelir buraya, tamam, vade uzatmak, tabii.
Tamam, bu defa bu kitabı 200 altına sana sattık. Bağışlarsın, 200 altın daha ilave edilir seneye seneye. En sonunda adamın malı mülkü alınır. Allah rızası için böyle vakıflar geliri de medreselere, camilere falan harcanır. Sonra emniyet sandığı diye ilk kurulan bankalardan, haşa faiz haram. Olur mu öyle şey? Şimdi eski tabii böyle bir saat değil de köstekli cep saatlerini hatırlarsınız. Bir cep saati burada duruyor. Birisi geliyor, benim 1000 lira borca ihtiyacım var. Tamam kardeşim. Al. Şey nedir işte, %15 mi? 1150 lira. Tamam, bu saati sana 150 liraya sattım. Alıyor. Peki, bankaya bağışlayıp 1000 lirasını alıp gidiyor. Arkasından ikinci kişi geliyor, 100.000 lira bana lazım. Ona da bu saat 1500 liraya satılıyor. Şey, 15 bin liraya satılıyor. Aynı saat, 15 bin liraya satılıyor. O da bağışlıyor, bankaya gidiyor. Üçüncü kişi geliyor, diyor ki, benim 1 milyon liraya ihtiyacım var. Ona da 150 bin liraya satılıyor bu saat. Aynı saat. Bağışlayıp gidiyor. Haşa faiz maiz yok canım. Faiz ne alakası? O devlet boşuna batmadı. Şimdi hep anlatırlar, bizim şeylerimiz şöyle büyüktü, şöyle iyiydi, böyleydi. Onlar çok iyiydi, haşa Allah mı kötüydü ki bu İslam alemini batırdı? Şimdi bugün Merkez Bankası'nın ya da hazinenin hangisi yapıyor? Hazine. Hazinenin yapmakta olduğu beybil istihlaldır. Bunlar deseler ki, ya biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Doğrusu nasıl? O kadar çok yolu var ki, bakın ben size şunu söyleyeyim. 1984'te finans kurumları kurulmuş. Ben bunların çok uzun süre, 20 seneden fazla danışmanlığını yaptım. O yurt dışındaki, o şurada isimleri yazılan kişilerle şey yapmışımdır. Son birkaç senedir gitmiyorum toplantılarına. Bu senede çağırdılar Mekke'deki toplantıya, Ramazan'da gitmedim. Çünkü gidip de sinirlenip gelmenin bir anlamı yok. En son Medine'de bir toplantı oldu. Ben konuşmaya başladım. O Nizam Yakubi diye da ismi. Hemen toplantı salonunu terk etti. Ondan sonra başkaları terk etti. Yemek bile vermediler o akşam bize. Toplantı dağıldı. Ondan sonra da bir daha da gitmiyorum toplantılarına. Bitti. Şimdi bakın size şurada çok açık ve net söylüyorum. Bu kurumların hiçbirisi diyemez ki biz problemimize çözüm bulamadık. Diyemezler. O ticaret ve faiz kitabımızda bütün sorularının cevabı vardır. Ama şimdi öyle bir hocadan fetva alıyorlar ki bu konuda sadece küçük bir tercüme eseri vardır. Bir makalesi olduğunda ben hatırlamıyorum. Yani bir bilimsel makalesi olduğunu da hatırlamıyorum. Dolayısıyla burada da yapılan Osmanlı'nın yaptığıdır. Biz bununla dünyaya açılıp da efendim biz faizsiz işlem yapıyoruz nasıl diyebiliriz? Bu faizlidir. Ama gerçekten bu işin faizsizini istiyoruz diyorlarsa, bak ben buradan çok açık ve net söylüyorum. Servet Hoca da bu konunun uzmanlarındandır. Yani bugün Cenab-ı Hakk'a şükretmek için söylüyorum. Hakikaten Türkiye'de bu işi en iyi bilen kişiler sorulursa ilk akla gelecek ikimizin adıdır. Yani bu konunun uzmanları tarafından, tabii vatandaş bilmez. Ama bizim en son haberimiz olur. Bize sorsun da demiyoruz. Ya yani eğer niyet şeyse gayet basit. Gayet basit. Bakın şimdi burada Hacı Bey diyor ki niye mezheplerden bahsediyorsun kardeşim? Ben de bahsetmek istemiyorum gerçekten. Hiç de hoşlanmıyorum mezheplerden bahsetmekten ama ortada bir vaka var.
minareyi çalan öylesine kılıf hazırlamış ki, bugün ben size dört mezhebin dördüne göre de asla faiz sayılmayacak ama %100 faizli bir banka kurar çalıştırırım. Bak dört mezhebin dördüne göre de hiçbir şekilde faiz olmayan ama aslında %100 faizli olan bir banka kurarım ve mevcut bankaların hepsinden daha kolay çalışır. Bu ne biçim bir şey? Yani İslam alemi hala bu sarhoşluğunu devam mı ettirecek? Bak Citibank, HSBC ne kadar üzücü ki oradan fetva alınıyor. E ne olacak? Alan razı, satan razı. Bize dediler ki hocam senden fetva almak zorunda değiliz. Ben de dedim vallahi ben de zaten böyle bir şey bekliyordum. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu sadece Türkiye'nin değil, İslam aleminin problemidir. Müslüman olmak kolay bir şey değildir. Bakın, yalan söylemek nedir diye sorsanız, yeryüzünde yalan söylemeyi savunacak hiç kimse çıkmaz. Tamam, peki yalan söylemeyen kaç kişi çıkar? Onun için dünyanın en zor şeyi dürüst olmaktır. Siz dürüst olduğunuz zaman da Cenab-ı Hak önünüzü açar. Biz dürüst olmak zorundayız. İslam'ı dünyaya açmak zorundayız. Ve buradan şunu da söyleyeyim. Eğer içinizde arzu eden varsa, ben çok istiyorum. Tüm dünyaya bir örnek kuruluş kuralım. Biz bunun çalışmalarını yapıyoruz, bilimsel çalışmalarını epey zamandır yapıyoruz. Bir örnek kuruluş kuralım. Allah'a çok şükür, bilgi birikimi açısından bunu şu anda benim bildiğime göre bizden başka yapacak kimse de yoktur. Bundan birçokları rahatsız olacak. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Ama o rahatsızlıklarını böyle eğilerek sıra altına konuşarak şey yapacak. Hiçbirisi kalkıp da yüksek sesle konuşamaz. Şu Süleymaniye Vakfı'nda bunun bir örneğini verelim. Arzu edenleriniz varsa, imkanı olan varsa bir örneğini kuralım. Bu işin yasal şeyleri de çok kolay, hiç de zor bir şey değil. Yasal yönlerde şey çok iyi. Zaten size daha önce de anlatmıştım. Almanlarla bir protokol yapmıştık. Yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planını birlikte oluşturalım diye. Ama onu Türkiye ayağını yapamadığımız için Avrupa'ya da gidememiştik. Yani kolay değil. Yani çünkü onu önce bir örnek ortaya koyacaksınız ki o insanlara anlatabilirsiniz. Bu iş böyle. Ama ben şahsen son derece umutluyum. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Türkiye'de yapı çok ciddi manada değişiyor. Türkiye'de yapı çok ciddi manada değişiyor. En yakın zamanda bütün dünyaya inşallah örnek olacağız. Şimdi burada bir soru var. Başka sorular var mı? Ahmet Çayırlı sormuş. Ha şimdi sonuç yani tekrar edeyim. O kira sertifikalarında yapılacak olan ne? Daha kısa ve öz. Şimdi devletin diyelim şurada yani hazinenin şurada büyük bir hastanesi var. Hastanenin binasını işte yıllık kirası yok hastanenin binasını 1 milyar dolara satıyor. Mesela ben Servet Hoca'ya satıyorum. Ben hazineyim. Servet Hoca'ya 1 milyar dolara satıyorum. Burada bir şirket oluşmuş.
1 milyar dolara satıyorum ama satışta diyorum ki buranın yıllık kirası da 100 milyon dolardır diyorum. Ben sana sattım ama kiracı benim. Hastane burada kiracı olmaya devam edecek. Kira olarak da yıllık 100 milyon dolar ödeyeceğim. Yani %10 ödeyeceğim. Servet Hoca da tamam diyor. O 1 milyar doları küçük parçalara bölerek halka arz ediyor. Diyor ki beyler, kira sertifikasıdır, bu kiradır, faiz yok. Gelin, vatandaş daha kira mıymış, tamam paralarını yatırıyor, altınını bozduruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, getirip alıyor. Ondan sonra Allah'a şükür helal yoldan bir para kazandık diyor. O 5 yıllık süre bittikten sonra paraların aslını geri alacaklar ya, o zaman da tekrar hazineye 1 milyar dolara satıyor o şirket. Oradan 1 milyar alıp herkesin ana paralarını ödüyor. Yani hazine kendi binasını kiracı olmak şartıyla satıyor, belli bir süreyle alıyor. Burada tabii satış söz konusu değil, alışveriş yok. Ama satış görüntüsü altında faiz var. Biliyorsunuz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesin olarak yasaklamıştır. Bununla ilgili çok açık hadisleri vardır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu bir satışta iki satıştır. Yani satacağım, geri alacağım. Diyor ki ya fiyatların düşüğünü alırsınız ya da faize girersiniz. Yani o şimdi 1 milyar dolar artı 500 milyon dolar oluyor 5 yıl boyunca ya. O geri verenler, yani onu satın alan, aldığını söyleyenler ya o 500 milyon dolardan vazgeçerler ya da faiz olur diyor. Peygamberimizin çok açık hadisi var bu konularda. Peygamberimiz konuları o kadar dakik olarak söylemiş ki insan hayret ediyor. Ben şahsen Peygamberimizin bu konuyla ilgili sözlerini şey yaptığım zaman hayranlıktan şaşakalmışımdır. Ve şunu söylüyorum, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği için hiçbir delil olmazsa o hadisleri yeter. Yani iktisadi hayatı o kadar kısa, o kadar özlü cümlelerle, kıyamete kadar geçerli olacak ifadelerle öylesine özetlemiş ki bunları bizim Ticaret ve Faiz kitabında çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu yollara gitmemize gerek yok. Evet, şimdi neyse, istersen önce sen cevaplandır sorunu. İktisatla ilgili olduğu için sonra şimdi, ben şey yapayım. Soruların birinde diyor ki bankalar altın hesabı diye bir işlem yapıyor, mahiyetini biliyor musunuz, nedir? Bu altın hesabı olayı tabii çok karışık. En az bu yapmış olduğumuz sunum kadar bir sunum gerekiyor. Ama çok kısaca altın hesabının işleyişi bizim fetvalar bölümünde çok özet halinde, yine ben oraya yazdım, orada mevcut. Hangi tür altın hesapları caizdir, hangisi değildir, oradan okuyabilirsiniz. Yani bizim sitede onlar detaylı olarak Servet Hoca tarafından yazılmıştır. Şimdi sorunun bir tanesini Ahmet Çayırlı sormuş. Geçen haftaki derste yatsının vaktiyle alakalı İmam-ı Azam, İmam Muhammed, Ebu Yusuf ve diğer mezhep imamlarından doğru yatsı vaktinde hemfikir olduklarını, daha sonra uydurma hadislerle bununla tahrifat yapıldığını söylediğiniz, bunun hakkında kaynaklara nasıl ulaşabiliriz? Veyahut belli kaynak, kitap ve eser ve ismi verilebilir mi? Kaynaklara çok rahat, bizim bu cumartesi ve geçen cumartesi yaptığımız derslerde kaynaklar detaylı olarak verilmiştir. Bilhassa bu cumartesi, yani 3 gün önceki cumartesinde kaynaklar verilmiştir. Zaten inşallah bir müddet sonra yazı bitince onu sitemizde de yayınlayacağız. Orada da rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, Fehmi Çeçen'in sorusu, internette sosyal paylaşım sitelerinde adınız açılmış pek çok sayfa bulunmakta. Sizinle ilgili yazılı ve görüntülü paylaşımlar yapılmaktadır. Yer yer maksadını aşan ve yanlış anlaşılmalara da neden olan bu paylaşımları bizzat sizin yaptığınız zannedilmektedir. Hocam, şahsınıza ait sayfalar mevcut mu ya da kurulmasını teklif ettiniz mi? Bu gibi paylaşımlarda bulunanlar nelere dikkat etmelidir? Şimdi internette, işte Facebook'ta olsun, YouTube'da olsun, Twitter'da olsun,
adıma çok sayıda sitenin açıldığını görüyorum. Mesela bazen bir bakıyorum, o kadar çok açılmış ki. Bunların hiçbirisini benim yönetmem mümkün değil. Yani en fazla şöyle bir göz gezdirebilirim, ne olmuş, neler, ne bitmiş diye. Orada bakıyorum, hakikaten sanki ben cevap veriyormuşum gibi, Abdülaziz Bayındır diye bakıyorum, bir şeyler görüyorum, Allah Allah diyorum, bunu ben mi söyledim? Şimdi o siteleri yöneten çok iyi niyetli arkadaşlarımız var, Allah razı olsun. Ama bunlar tabii bazen heyecanlarına mağlup oluyorlar. Bir kere bu arkadaşlarımızdan benim isteğim şu, kesinlikle delilleri ortaya koysunlar. İnsanlara asla hakaret etmesinler. Burada dikkat ediyorsanız, delilleri ortaya koyduğunuz zaman zaten o kadar güçlü bir yapı ortaya koyuyorsunuz ki insanlar bunun karşısında eziliyorlar. Bizim için esas olan Kur'an ve sünnettir. Bunları ortaya koyalım, hiç kimseye hakaret etmeyelim, hiç kimseyi aşağılamayalım, kim olursa olsun hakaret etmeyelim. Kafirmiş, müşrikmiş, o Cenab-ı Hak onların hesabını verecektir. Bizim için esas olan şudur, şu davranışı Allah-u Teala şu şekilde vasıflandırıyor, işte ayet bu. Yoksa falanca kişiyle ilgili değil, yani şu adam, mesela siz namaz vakitleri açısından az önceki konuda sözü edilen yatsı namazının son vakti, şimdi biraz sonra bırakacağız yatsıyı kılmanız için, bu konuda bütün mezheplerin ittifakı var. Hanefi mezhebinin büyük imamları da aynı görüşteler. Yani bizim sitede ilan edilen son vakit. Ama ondan sonra bu üç büyük imamdan sonra, hatta diğer imamlardan sonra gelenler bunu değiştirmişler. Uydurma hadisler koymuşlar, sabah namazdan o kadar uzatmışlar. Şimdi biz bunu bilmediğimiz zaman, görmediğimiz zaman zannediyoruz ki bunu mezhebin büyük imamları yapmış. Bunu nasıl yapar? Ortada çok açık ayet var, açık hadisler var. O zaman diyorsunuz ki ya bu adamlar Müslüman değil miydi acaba diye aklınıza geliyor. Sonra bakıyorsunuz ki bunların hiç alakaları yok. Birileri onların isimlerini kullanmış. Aynı şey İsa Aleyhisselam'la ilgili de var. Mesela bugün Abdülkadir Geylani nedir? Abdülkadir Geylani ile ilgili söylenen sözler, eğer ona aitse Müslüman olmasına imkan yok. Ama ona ait olduğunu kimse söyleyemez. Kimse söyleyemez. Yani işte mesela bugün işte sosyal şeylerde bizimle ilgili, bizim adımıza kim bilir neler çıkacak, hiç haberimiz bile olmayacak yani. Ben şahsen İstanbul Müftülüğü'ndeyken bunu çok görüyordum. Bakıyorsun ki biri birisiyle tartışıyor. Karşı taraf eğer bana güvenen birisi ise Abdülaziz Hoca da böyle dedi diyor. Adam da Allah Allah diyor. Bana telefon açıyor. Ya hocam sen böyle dedin. Ya ben onun tam tersini söylüyorum. Ama bunları şey yapamıyorsunuz. İşte insanlar böyledir. O zaman biz falanca adam şudur demeyeceğiz. Adam gerçekten o kötü söz söylemiş olsa bile son ahir ömründe tevbe edip ıslah da olmuş olabilir. Ama şu sözü söyleyenin hükmü Kur'an-ı Kerim'e göre şudur. Peygamberimizin hadis-i şerifine göre şudur diyerek geçelim. İnsanlara asla hakaret etmeyelim, insanlara asla küçük göstermeyelim. Evet, böylece şimdi dersimize son veriyoruz çünkü yatsı namazımızı da kılmamız lazım. Allah hepinizden razı olsun.